Aynen öyle ya. Evet lan, daha kolay. Şöyle. Çıkarırken arkadan. Böyle arkadan. Arkadan öne mi? Evet. Bakarken de ilk önce önü takıyorum. Önüne arkaya. Arkadan. Tamam. Arkadan. Bizdeki gibi değil Hakan. Yani viteste kalsın. Şimdi, ben bıraktım. Bu işi hangi düzeyde yapmak isterseniz isteyin. İster motokros dünya şampiyonu olmak isteyin. İsterseniz keyfinizce ormanda gezmek isteyin. İki şey öğrenmek zorundasınız. Bir tanesi viraj tekniği, bir tanesi de ayakta kullanmak. Tamam. Mesela birinci ya da ikinci viteste şu küçük meydanda ister sağa ister sola hangisini daha kolay yapıyorsun? Şöyle 2-3 tane daire çizer misin? Tamam. Buradan bak.
motor kullanıyorsun, biraz fikir sahibisin. Yeteri kadar öne otursaydın, istediğin kadar yatırabilirdin, istediğin kadar da hızlı dönebilirdin. Biraz daha öne oturmam lazım. Tabii, hepsini tane tane anlatacağım. Bana ver şimdi motoru. Bak, şöyle yapacağız. Ki öne oturacaksın ya. Ayağı da öne uzatacaksın. Numaratör sayıyor mu? Hı? Numaratör sayıyor mu? Evet. Tamam. Bak bu kadar kaygan zeminde asfalttaki kadar yatıyor motor. Tamam. Mutlaka tane tane anlatacağım zaten. Öne oturacaksın. Döndüğün tarafa ayağını uzatacaksın ve kendini geri veriyorsun. Bu öğrenilmesi gereken birinci kural. Birinci teknik. Şimdi yapacağım şeyi oturarak yapamazsın. Belini incitirsin. Ayakta kullanmasını bileceksin. Bak. Tamam. Gelen var. Ama bunların kilosu da çok hafif ha. Evet. O yüzden kontrol etmesi çok kolay. Ben yarın gidip motora arazi lastiği alıyorum birader. Ne? Yarın gidip motora arazi lastiği alıyorum. Oğlum çok keyifli lan. Öne otur abi. Öne otur. Evet. Bunları hiçbir tanesi oturarak olmaz. Evet. Mutlaka bu iki şeyi öğreneceksin. Ayakta ve öne oturup anlatacağım tane tamam. Tane. Şimdi ilk önce biraz öğreneceğiz. Şöyle buradan gel. Vites kolunu ve freni anlattım. Viteste kalsın. Tamam. Direksiyonu tutuyorsun. Freni falan tutmaya gerek yok. Arazide yavaş giderken, oturarak yavaş giderken ki pozisyondan başlıyoruz. Ayaklarını ayaklıklara koyuyorsun. Birazcık daha öne oturacaksın ki senin ağırlığın evet ağırlığın yarısını arka tekerlek yarısını da ön tekerlek taşısın diye. Tamam. Dizlerin mutlaka burada yakın olacak ama enerji harcamıyorsun. Her an sıkmaya hazırsın. Eğer ayağının burasıyla basarsan bileğini zorluyor ve seni durmadan atıyor. Topukla taban arasında hafif şöyle bak. Vites kolunu boş ver. Tamam. Vitesi zaten büyütürken altına sürüyorsun, dizinden çekiyorsun yukarıda olduğu için. Bu botlarla herhalde. Ayağını kaldırıyorsun, şöyle yapıyorsun, şu kapağı değdiriyorsun ve ıskalamadan değiştiriyorsun. Tamam. Sen rahat pozisyonunu alacaksın. Ayağını böyle basıyorsun ki tamam. Bileği zorlamasın diye. Anlaştık. Ondan sonra ayakların kalka. Dirseklerin hafif havada olacak. Neden? Şöyle dimdik bir yeri çıkarken motor sana doğru gelecek. He. Bak mesela şu pozisyonu alacaksın. Tamam. Eğer dirseklerin şöyle ise hiçbir gücün yok. Ama eğer böyleyse hala bastırabiliyorsun, çekebiliyorsun. Daha da önemlisi gaz kolunu kontrol edebiliyorsun. Evet doğru. Mutlaka tatlı kanat gibi yukarıda olacak. Dizler buraya yakın olacak. Kanat gibi olacak. Tamam. Bu şimdi yavaş giderkenki pozisyon. Oturarak hızlanacaksan geriye gidiyorsun. Git. Selenin arka taraflarına git, uzunsun zaten. Tamam. Şimdi ayakların rahat etsin diye ayak tabanlarını da uygun yere getir. Vitesi düşürme, sonra zaten uzatır tamam. Yaparsın. Birazcık daha geri al. Evet böyle. Burada gene dizlerin yakın. Tamam. Racing motordaki gibi hafifçe yatabilirsin şöyle. Tamam. Kollar şöyle açık. Gidebilirsin. Tamam. Bu kumsaldaki pozisyon. Kumsalda 3. vitesin altında şansın yok. Anladım. Zar zor kalkar. Ne yapar? Şu 3'e takar ve o hızda kalmaya çalışırsın sert yerlerden. Arkaya oturduğun zaman patinaj yapmıyor. Hamle yapıyor. Tamam. Daha önemlisi ön tarafı hafifletiyorsun. Saplanmıyor. Tamam. Bunda kumsalda başka türlü gidemezsin. Anladım. Ya arkaya oturacaksın ya ayağa kalkacaksın ve kendini gene arkaya vereceksin ve 3. vites ve yukarısında olacaksın. Hızlı olacak yani bir şekilde. Tabii. Sonra hangi hızda gidersen git, ister 5. vites ister 1. vites, virajı dönerken kalkıyorsun, senin en önüne oturuyorsun. Öne geldim. Tamam, çok güzel. Evet, gel. Evet, geldim. Tamam. Sonra dön.
tarafa ayağını uzatıyorum. Şöyle. Şöyle bak şu kadar. Kas. Hiç kasmıyorum. Şöyle kasmıyorum. Ne kadar geri veriyorsun? Kol mesafesi kadar. Şöyle tatlı kolun açılacak. Bu da birazcık şöyle olacak. Şeyde gaz konuda toramide tutar gibi tutuyoruz. Şimdi yatıracağım seni düşmeyeceksin merak etme. Bak. Böyle olacaksın. Evet. Daha çok yatırmak istiyorsan belinden bükülmeyeceksin. Selinin sağ tarafına oturacaksın. Kalk selinin sağ tarafına otur. Biraz şey, dirseğini kaldır ama havaya. Evet. Evet böyle bak. Mesela az önce ben böyleydim. Evet. Şimdi bu vaziyette dizini aç. Sağ dizini. Açılıyor. Bırak. Evet. Direksiyonu bırak. Ötekini de bırak. Bunu. Şimdi dizini aç. Ne kadar zor görüyor musun? Evet. Çünkü şimdi yap. Evet. Yük kollara biniyor. Mutlaka o dizinle tatlı yaslanacaksın ki dizinle kendini taşıyacaksın. Kollarım rahat kalsın, yumuşak kalsın. Tabii aynen öyle bak. Şu pozisyonu mutlaka öğrenmen lazım. Tamam. Onun için burada küçük bir parkurumuz var. Önce ikinci viteste başlıyoruz. Vites değiştirmek yok, arka freni kullanmak yok, debriyajda hiçbir şey yok. Sanki bunlar hep sökülmüş gibi. Gaz ve aşağıya doğru giderken gerekirse ön frene dokunacaksın. Ön fren hafifçe. Evet hafifçe.